Merhabalar, Mimarın Tersine hoş geldiniz. Ben Mine Kavasoğulları. Bu arkadaş Güzel Çelik. Lütfen iyi bakın. Yalnız video çekmek çok zor oluyor, o yüzden. Kendisi bana yardımcı olacak. Teşekkürler anlayışınız için. Yine bu hafta inşaat var etrafta, o yüzden böyle sesli sesli bir yayın yapıyor olacağız. Sağ olsunlar, asla beni yalnız bırakmıyorlar. İnşallah geçer. Teşekkürler, başlıyoruz. Bu bölümde size çok merak edilen bir konudan, yani bebek odalarından bahsediyor olacağım. Mimarın Tersi Instagram hesabından bir anket yapmıştım. Çekmemi istediğiniz videolarla alakalı. Bu ankete gelen cevaplardan bir sürüsü bebek odalarıyla alakalıydı. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Maddi durumu ister iyi ister kötü olsun, gördüğüm kadarıyla annelerin ortak bir özelliği var. O da bebek odalarını kendilerinin tasarlamak istemesi. O yüzden aslında belki bu odalara bebek odasından çok anne odası mı demek gerekiyor bilmiyorum artık. Bebek doğana kadar anne odası olsun onun adı. Anneler hamile oldukları süre boyunca, anne adayları diyeyim, bebekleriyle bağlarını güçlendirmek için içgüdüsel olarak bir sürü şey yapıyorken buluyorlar kendilerini. Bunlardan bir tanesi de bu odayı hazırlamak. Biraz da bu yüzden işinizi kolaylaştırmak istedim bu konuda sizlere fikir vererek. Yapılması gereken ve kaçınılması gereken şeylerden bahsedeceğim özellikle. Ayrıca yine Instagram'da bebek odalarıyla ilgili bana gelen cevaplar arasında bebeğim yeni doğdu, işte bir abisi, bir ablası var, onunla beraber nasıl kalabilirler, nasıl bir oda düzeni olması gerekiyor diye bir soru gelmişti. Buna da çok derinlemesine olmasa da yanıt vermeye çalışıyor olacağım. Fakat öncesinde genel fikirler vererek başlayalım. Mutlaka ama mutlaka bir tema seçin. Bu işinizi çok kolaylaştıracaktır. Ne olabilir bunlar? Hayvan, gezi, orman, gökyüzü, bulut, güneş, dağ, yaz, kış diyeceğim de kış herhalde kimse çocuğunun odasını kış yapmak istemez diye düşünüyorum. Geçtik kışı. Yani bir tema belirlerseniz en azından kafanızda renkleri ve kullanacağınız grafikleri daha net oturtabilirsiniz. Mesela burada bir dağ teması görüyorsunuz. Mavi renklerden yapmış dağı. Çok depresif olmasın diye sarı katmış odanın içerisine. Bu örnekte dünya haritası ve hayvanları birleştirmiş. Bence tatlı bir konsept olmuş bu arada. Burada deniz konseptinden gitmiş. Balıklar var. Çok sade, çok güzel bir oda olmuş aslına bakarsanız. Şimdi hangi eşyaların bebek odaları için olmazsa olmaz olduğuna gelelim. Takdir edersiniz ki bir beşik olmak zorunda, beşik veya bebek yatağı dediğimiz o esas mevzunun gerçekleşeceği yer. Kaliteli uyku verimliliğini artıracak bir şilte çok önemli. Hava alması şiltenin çok önemli, bu konuda dikkat edin. Çünkü bebeğiniz orada çok fazla zaman geçiriyor. Bir bez değiştirme modülü, bez değiştirme ünitesi işinize yarayacaktır. Bir dresuar. Ama dresuarınız varsa dresuarı da bebek bezi değiştirme modülü olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Bir tane bebek dolabı, bu dolaplar zaten çok büyük olmuyor genelde. Dar ve uzun dolaplar oluyorlar. Sallanan sandalye veya emzirme sandalyesi dediğimiz bir sandalye, koltuk. Yani bu biraz size bağlı. Nasıl bir yerde rahat ettiğinize bağlı. Tamamen sizin tercihiniz olacak. Bir adet koltuğun, berjerin veya işte sallanan sandalyenin o odada bulunması faydalı olacaktır. Peki bu eşyaları nasıl yerleştirmemiz gerekiyor? Bu önemli bir konu. Bebek yatağını binanın dış duvarlarına gelecek şekilde koymamaya özen gösterin. İlla koymanız gerekiyorsa, yeriniz yoksa bebek yatağının dar tarafının o duvara gelmesine özen gösterin en azından. Çünkü dış duvarlar, binaların dış duvarları hava şartlarını en çok hissettiğimiz, sesi, gürültüyü en çok hissettiğimiz duvarlardır. Yalıtım dahi olsa pencereler orada olduğu için dışarıdan ses gelecektir, serin hava gelecektir veya yazın sıcak hava gelecektir. Yani bebeğinizi bu dış etkenlere olabildiğince kapatmaya çalışın. İmkanı olanlar bebek yatağını iç duvarlara yaslamaya özen göstersin. Evinizin sessiz odalarının olduğu duvara denk getirmeye çalışabilirsiniz. Yine aynı sebepten, ses sebebiyle bebek yatağını kapının olduğu iç duvara koymamaya çalışın. Bunlar imkanınız ve yeriniz varsa diye söylediğim şeyler. Yatağı iç duvarlardan birinin ortasına gelecek şekilde konumlandırdığınız zaman köşelerden biri boş kalıyor olacak. Bu boş kalan köşeye, istediğiniz bir köşeye
Emzirme sandalyenizi, emzirme koltuğunuzu yerleştirebilirsiniz. Emzirme sandalyesinin yatağa yakın olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bebeğiniz orada kucağınızda uyumuş olabilir, onu yatağına bırakacağınız zaman bu mesafenin oldukça kısa olmasını istersiniz, daha rahat etmek istersiniz, hemen bırakmak istersiniz oraya. O yüzden emzirme sandalyesiyle bebek yatağının birbirine yakın konumlandırılmasına özen gösterin lütfen. Dresörleriniz varsa dediğim gibi bir bebek bezi değiştirme modülünü ekstradan almanıza gerek yok. Onun için özel süngerler satılıyor. Dresörün üzerine o süngerlerden birini koyduğunuz zaman bu işlevi yerine getirebilirsiniz. Zaten dresörde bir sürü çekmece olacağı için o çekmecelere de bebeğin bezi, işte alt değiştirmesinde gereken ne varsa hepsini depolayabilirsiniz. Dolap her zaman şart değil aslında. Başka depolama alanlarınız varsa. Ancak zaten dar ve uzun oluyor dolaplar. O yüzden bence odanızda çok fazla yer kaplamayacaktır. Ve gördüğüm kadarıyla ciddi bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor anneler bebekleriyle alakalı bir şekilde. Bezleri, bir sürü kıyafet, hediyeler geliyor vesaire, bunları stoklamak için. O yüzden bir bebek dolabı alabilirsiniz. Bunu konumlandırırken de yine binanın dış duvarına konumlandırmayın. Çünkü o duvarda büyük ihtimalle pencere olacaktır. Zaten pencerenin önüne koyamazsınız. Pencerenin sağına veya soluna koyacaksınız. Oraya koyduğunuz zaman da odanın birazcık düzenini ve görüntüsünü etkiliyor orada uzun ince bir modülün olması. Yani kötü bir görüntüye sahip olabilir, içinize sinmeyebilir. O yüzden her yeriniz varsa başka bir duvara koymanızı öneririm. Bir tane plan örneği inceleyelim. Bu da size fikir versin böylece. Gözünüzde canlandırabilmiş olun. Ben buraya örnekleri koyuyorum yine de ama. Bakın sol alttaki oda kapısından içeri girdiğinizde girer girmez bebeğin yatağını görüyorsunuz. Bu aslında büyük bir avantaj. Çünkü bebek ağladığı için koşarak odaya girdiğiniz zaman direkt bebeği görmek istersiniz ne halde ne durumda olduğunu. Az önce de bahsettiğim gibi iç duvarlardan birinin ortasına gelecek şekilde yatağı yerleştirmiş burada. Yanında kalan köşeye emzirme koltuğu koyulmuş. Doğru. Koltuğun yanında pencere önünde bir sehpa var. Belli başlı durumlarda eminim bir şeyler koymanız gerekecektir. O yüzden çok da büyük olmayan bir sehpa kullanmanız iyi olabilir. Koltuğun arkasında bir aydınlatma mevcut. Kapıdan gelince sol duvarda sırasıyla bez değiştirme dresuarı ve dolap var. Teknik olarak çok doğru bir plan. Bebek odanızın yapısına uyuyorsa rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Peki genel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız konusuna gelelim artık. Sanıyorum bebek odalarındaki en önemli konu renk. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bebeklerin renkleri algılayışıyla yetişkinlerin renkleri algılayışı aslında birbirine çok benziyor. Yani bir renk bizim içimizi sıkıyorsa bebeğimizin de içini sıkıyor olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. O küçük zaten algılamıyor diye düşünmemeliyiz. Aslında algılıyorlar. Kan akışını hızlandırdığı, agresifliğe teşvik ettiği ve iştahı gereğinden fazla açtığı için kırmızı rengi tercih etmemeliyiz. Sarı, turuncu ve yeşilin parlak tonları gibi enerji verici, uyarıcı renklerden veya çok yoğun, göz yorabilen desenlerden uzak durmalıyız. Bebeğinizin uyandığı zamanlarda sessizce yatakta geçireceği zamanlar olacaktır etrafını izleyerek. O anlarda da gözleri bu desenlere ve renklere takılıp yorulabilir. O yüzden mümkün olduğunca dikkatli olalım. Bebek odalarında pastel tonları çokça tercih ediliyor. Pastel tonlarının yatıştırıcı bir etkisi var. Ama bazen yetişkin odası gibi böyle cool diyeyim, ne diyeyim. Ya baya yetişkin odası gibi hiçbir sevimli ve barındırmayan bebek odaları görüyorum. Şahsen ne yalan söyleyeyim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü o bir bebek ve sevimli yani. O yüzden de konseptten çok uzak durmamak lazım. Büyüyünce ona güzel yetişkin odası gibi bir şey yapabilirsiniz. Sarı, yeşil ve turuncunun yumuşak tonlarını tercih edebilirsiniz her zaman. Bu arada uzun yıllardır malum yani pembe kız çocukları, mavi erkek çocukları için neredeyse seçilmiş renkler gibi bir şey. Eğer bunu doğru bulmayan biriyseniz, cinsiyetçi tasarımlar hoşunuza gitmiyorsa ve bunu reddediyorsanız aslında sizin için kurtarıcı renkler sarı, turuncu ve yeşilin bu tatlı pastel tonları olacaktır. Mavi kullanacaksanız mavinin koyu ve depresif tonlarından kaçının. Siyah kullanmayın demeyeceğim çünkü Adams Family dışında çocuğunun odasına siyah kullanan yoktur diye düşünüyorum ama yani siyah tercih etmeyin ya, sevimli değil, güzel olmaz yani. Pembe zaten çocuk odalarında çok kullanılan sevimli renklerden bir tanesi.
Ama bir değişiklik, bir alternatif istiyorsanız morun tatlı tonlarını, daha pastel tonlarını da tercih edebilirsiniz pembeyle beraber. Genel olarak dediğim gibi toprak tonları dinginleştirici, içi yumuşatan renkler olduğu için bebek odalarınızda kullanabilirsiniz. Ancak bebeğinizin, çocuğunuzun yaratıcılığını tetikleyecek, hayal gücünü uyandıracak bir takım sevimli renkler katmayı ihmal etmeyin diye önerebilirim. Şimdi gelelim yapılması gereken zaruri, zorunlu şeylere. Dekorasyonda duvar kağıdı kullanacaksanız mutlaka yıkanabilir, temizlenebilir olmasına dikkat edin. Çünkü duyduğum kadarıyla bebeklerin çişleri hiç ummayacağınız yerlere kadar gidebiliyormuş. Özellikle bebek bez değiştirme ünitesinin oralarda kullandığınız duvar kağıdında. Hani onu silebilecek bir şekilde bir malzeme seçerseniz iyi olur sizin için. Bebeğinizin uykuya dalmasını ve uykuda kalmasını kolaylaştıracak bizim blackout dediğimiz, kapattığınız zaman odayı tamamıyla karanlık yapan perdelerden tercih edebilirsiniz. Yalnız şu notu da düşeyim, perdelerin yere kadar inmemesine, özellikle çocuğunuzun emeklemeye başladığı dönemlerde dikkat edin, çünkü onların üzerine asılabilirler. Kornişlerinizin ne kadar iyi monte edildiğini bilmiyorsunuz. Üzerine düşebilir bebeğinizin. Bu tip kazalardan kaçınmak için bebek odalarında ve hatta çocuk odalarında böyle yere kadar perdelerden kaçınmalıyız. Boyadan önce kullanacağınız perdenin, halının, duvar kağıdının rengini, bunların malzemesini seçmeniz önemli. Çünkü boyayı yaptıktan sonra o boyaya uygun şekilde bunları her zaman için seçemiyoruz. Öyle malzemeler bulamayabiliyoruz ama günümüzdeki teknolojiyle herhangi bir kumaşı boyacıya götürdüğünüz zaman o kumaşa neredeyse birebir uyan bir boya rengi size verebiliyorlar. O yüzden önce tekstilinizi seçin. Onun kumaşına uygun olarak boyanızı yaptırın. Tavanlara önem verin çünkü bebeğinizin en çok bakacağı yer tavan. Dolayısıyla ben niye bakıyorsam burada. Çok yoğun olmamak kaydıyla dekoratif boyalar tavanda kullanabilirsiniz. Tavanı böyle çok göz yormayacak bir renge boyamak bile güzel sonuçlar verebilir aslında. Olabildiğince fazla depolama alanı yaratmaya çalışın. Bu galiba bütün evimiz için geçerli ama bebek odalarında belli bir süre kadar bunlara çok ihtiyaç duyacağınız söyleniyor. Bebeğinizi rahatsız etmeyecek, uykusundan uyandırmayacak ancak sizin onu emzirmek için veya ona bakmak için odaya girdiğinizde etrafı rahatça görmenizi sağlayacak. Sürekli açık tutabileceğiniz dimmerlı bir gece lambası mutlaka olsun. Bebek odalarınızı zararsız hale getirmek için beklemeyin. Yani o kadar hızlı büyüyorlar ki bir anda bakmışsınız aslında o odanız bebeğiniz için tehlikeler oluşturacak bir yer halinde. Zararsız hale getirin derken neyden bahsediyorum? Prizlerin kapatılması, devrilme ihtimali olan objelerin sabitlenmesi, çekmece güvenlik kilitlerinin takılması, bebeğin asılıp çekebileceği, kendini sarabileceği, boğulma tehlikesi atlatabileceği, stor perde zinciri veya uzun perdeler gibi şeylere karşı önlem alınması. Bütün bunları yaparsanız odanız bebeğiniz için zararsız bir hale gelecektir. Sizin de içiniz rahat edecektir emeklemeye başladığı zamanlarda. Emzirme koltuğunuz mutlaka silinebilir. Kumaştan veya hani fermuarlı ve yastıkları çıkarılabilip yıkanılabilir olan bir şey olsun. Çünkü biliyorsunuz kusuyor bebekler, kirleniyor hızlıca. Renk olarak da gri gibi daha böyle kiri absorbe edebilen, görünmesini engelleyen renkler tercih edebilirsiniz. Bebekle beraber büyüyebilen bir oda yapmaya özen gösterin. Bebeğiniz büyüyüp 3-4-5 yaşlarına geldiği zaman yeni mobilyalar almanıza gerek duymayacağınız bir oda tasarımı yapın. Ha tabii ki ufak renk değişiklikleri, mobilya renklerinin değiştirilmesi gibi o geçişi sağlayacak tasarımlar yapabilirsiniz ileride. Ancak en azından yeni mobilyalar, yeni eşyalar almanız uzun yıllar gerekmez. Daha rahat edersiniz. Yeriniz varsa, bebek odanız büyükse, emzirme koltuğu haricinde rahat bir kanepe, üzerinde yatılabilecek, uzanılabilecek bir alan sağlayabilirsiniz odada. Yani bu sizin anneliğiniz, sizin deneyiminiz. Bu yapacaklarınız, yani bunlar dikkat etmeniz gereken şeyler. Onun dışındaki her şeyin tadını çıkarmanızı öneririm. Şimdi gelelim neler yapmamamız gerektiğine. Halı flex kullanmaya gerek yok. Yani o bebeğinizin odasını boydan boya halı döşemenize hiç gerek yok. Hatta döşemeyin. Bazı halılar çocuğunuz için özellikle emekleme dönemlerinde zararlı olabilecek kimyasallar içeriyor. Bazı halılar antibakteriyel ve kir tutmaz özellikle, leke tutmaz özellikle. Ancak yine de
bir şekilde içerisinde tozlar hapsoluyor. Çocuklarda astımı tetikleyebiliyor. Odada bir halı istiyorsanız %100 yün kilimler veya işlem görmemiş halılar tercih edin. Alışveriş yaparken de uçucu organik bileşikler içermeyen ürünler tercih ederseniz içiniz daha rahat edebilir. Oda parfümü veya dekoratif kokulu mumlar kullanmanıza gerek yok. Çocuğunuzun odasında hatta kullanmayın. İçeriğinden eminseniz ve araştırmışsanız zararlı olmadığına buna diyecek bir şeyim yok. Fakat genelde bu tip ürünler içerisinde kimyasallar barındırıyor. Oda parfümü yerine havadaki formaldehiti emebilen, lavanta gibi hem doğal hem de güzel gözüken bir bitki kullanabilirsiniz. Bebeğinizin odasındaki boyanın ve mobilyalarının aslında 2 ay önceden bitmiş olmasına özen gösterin. Neden? Çünkü boyalar ve mobilyalar belli bir süre boyunca gaz kusarlar dışarıya. Bu süre birkaç haftalık bir süredir. Bu gaz salınımının da bebeğinizi odaya getirmeden doğumdan önce bitmiş olmasını tercih ederiz. Özellikle son yıllarda bu sosyal medyanın da teşviğiyle bebek odası yapmak birazcık böyle bir gösterişe döndü. Gösterişe döndüğünden beridir de bu bir sektör haline geldi. Normalde çok daha uygun fiyata satın alabilecekken bebek odası mobilyalarını inanılmaz fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Bunu anlıyorum ve bu duruma üzülüyorum. Ancak ben normalde ikinci el ürün satın almayı destekleyen birisiyim. Ancak belki bebek yataklarında, beşiklerde bu duruma biraz dikkat etmelisiniz. İkinci el almamayı tercih etmelisiniz. İlla almanız gerekiyorsa da iyi temizlendiğinden, güzelce tamir edildiğinden, boyandığından emin olun. Çünkü bebeğinizin en çok vakit geçireceği yer orası. Dolayısıyla temiz olmasını istersiniz diye düşünüyorum. Büyük şehirlerde yaşarken bazı binaların güneş alamama gibi sorunları oluyor. Ve genelde mimarlar küçük odaları güneş almayan cepheye yerleştiriyorlar. Siz de küçük olduğu için aslında bu odayı bebeğinizin odası yapmak istiyorsunuz. Çünkü çok eşyası olmasına gerek yok, anlıyorum. Ancak bebeğinizin mümkünse güneş ışığı alan bir odada olması doğru olur. Çünkü güneş ışığı ona D vitamini sağlayacaktır ve odadaki mikropların daha hızlı ölmesine sebep olacaktır. Yani karanlık, güneş görmeyen odalara bebeğinizi koymamayı tercih edin. Ama bu tabii ki her zaman mümkün olmuyor, anlıyorum. Demin de söyledim ama bu konu çok önemli. Emekleyen bebekleriniz varsa özellikle yere kadar perdeler, yere kadar sarkan stor ipleri kullanmamaya özen gösterin. Çok güçlü tavan lambaları çocuğunuzun gözünü alacaktır. O yüzden dimmerli veya kısılabilir dediğimiz aydınlatma türlerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca ampul rengi olarak da gün ışığı ampuller her zaman için göze konfor sağlıyor. Ampulün etrafına buzlu bir avize koymanız iyi olur. Çünkü ışığın noktasallığını dağıtacak ve bebeğinizin gözünü yormasına engel olacaktır. Bebek bezi değiştirme ünitesinin ya da bebek yatağının olduğu duvara ayna gibi, önünde cam olan tablo gibi objeler koymamanızı öneriyorum. Siz ne kadar iyi sabitlediğinizi düşünürseniz düşünün. Bugünlerde de yaşadık İstanbul depremi. Böyle durumlar oluyor ve ne olacağını asla bilemezsiniz. O yüzden siz önleminizi alın ve bebeğinizin yattığı, yatarak vakit geçirdiği yerlerde kırılabilecek, düşebilecek eşyalar koymayın. Evet, güzel duruyor biliyorum ama başka duvar yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi bebek odalarını genel hatlarıyla tamamladık. Bunlar sizin de yaşayarak kendi bebeğinize göre de değiştirebileceğiniz şeyler olacaktır. Artık bundan sonrasında size bırakıyorum konuyu. Bu arada bebek odalarınızın fotoğraflarını bana gönderirseniz yayınlamak isterim. Gelelim bir diğer konuya. Yeni doğanla abisinin ablasının aynı odada kalması durumu. Şimdi uzmanlar aslında bebeklerin gece uykusu dönemini geçmeden önce abi ve ablalarıyla aynı odada yatmasını önermiyor. Bunun sebebi bebeklerin çok sık aralıklarla uyanmak durumunda olması. Dolayısıyla abisinin ablasının uyku düzenini istemeden de olsa bozacak olması. Genelde uzmanlar 6 aya kadar yeni doğanla abi ablasının ayrı odalarda yatması gerektiğini söylüyor ama her zaman tabii ki bu imkanınız olmayabilir. Buna mecbursanız dikkat etmeniz gereken şeylerden kısaca bahsedeyim. Odanız yeterince genişse bir duvarını bir çocuğa, diğer duvarını diğer çocuğa tahsis edebilirsiniz. Böylece büyük olan çocuğunuz kardeşi oraya geldiği için kendini dışlanmış hissetmeyecektir. Kendine özel bir alanı varmış gibi hissedecektir. Hatta belki dekorasyonda onun fikirlerini de alırsanız, onu da olayın içine katarsanız kabullenme konusunda daha hızlı gelişim gösterebilir.
Uzmanlar önce büyük kardeşin uyutulmasını, daha sonra başka bir odada bebeğin uyutulup sadece yatağa bırakılmak için odaya gelinmesini öneriyor. Bebeğinizin yatağının kolay erişilebilir bir noktada durmasında fayda var ortak odalarda. İmkan varsa oda yeterince büyükse bebek yatağı ve çocuk yatağı arasında birazcık mesafe olmalı. Çocuklardan birinin hasta olması ihtimaline karşı her zaman için bebeğinizin yatacak alternatif bir yeri olmalı evde. Çünkü mikrobun birbirine bulaştırılmasını istemezsiniz. İki çocuğun birden aynı anda hasta olması çok üzücü bir durum olsa gerek. Aradaki yaş farkına göre bu söyleyeceğim durum değişiyor. Ancak büyük çocuğunuzun bebeğin beşiğine tırmanamayacak, onun içerisine istenmeyen, bebeğinizin yutma ihtimali olan objeler sokmasını engelleyecek bir düzen oluşturmanızda fayda var. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Yani eksik kalan bir şey varsa yeniden video çekeriz. Nedir yani? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Değinmemi istediğiniz başka konular varsa o konularla ilgili bana mesaj atabilirsiniz. Özellikle benim Instagram hesabımdan bana ulaşmanız çok daha kolay. Olabildiğince hızlı şekilde bütün mesajlara geri dönüş yapmaya çalışıyorum. O hesabı da takip ederseniz ayrıca mutlu olacağım yani. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Esen kalın. İzel el salla kız. Hadi gene iyisin, hiç konuşmadan bitirdin videoyu. Bu İzel ya. Arkadaşlar çok mutluyum. Artık yalnız değilim. Nasıl aklıma gelmedi benim ya bu?